Arkadaşlar merhaba. Kampta elektrik nasıl kullanabiliriz? Kendi elektriğimizi nasıl üretebiliriz? Veya elimizde mevcut olan aküleri nasıl ev elektriğine dönüştürebiliriz? Bunun hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Elimizde bu şekilde bir invertör var. Bakın, internette bunun 300, 500, 1000 wattlık gibileri satılıyor farklı markalarda. Farklı yine amperlerde 12 volt enerjili veya daha düşük voltajlı ve amperli aküler satılıyor. Solar şarj göstergeleri yine bu şekilde veya solar şarj etmek için güneş enerji panellerinde kullanılan yine bu şekilde böyle şarjlı cihazlar var. Şarj etme cihazları bunlar satılıyor. Ayrıyeten mesela ben güneş enerji paneli yerine ev elektriğinden doğrudan 12 volta çevirip aküyü şarj etme, elektrikli şarj bisiklet akülerini filan şarj eden şarj aletleri oluyor. Şimdi ürünler nasıl çalışıyor? Maksat burada 12 voltu, bakın 12 voltu 220 volta çeviriyoruz. Düz voltajı AC yani akımlı voltaja ev elektriğine çevirmek için bu şekilde bir voltaj çeviriciye ihtiyacımız oluyor. Bunun şimdi işte wattları falan değişiyor diyoruz ama şimdi tek evde kullanacaksanız daha yüksek almanız gerekebilir. Fakat kampta, balıkta, avda filan o amaçla kullanacaksanız birkaç elektrik lambası veyahut da telefonları filan şarj edeceğiz diyorsanız bunun daha altı da olur. Bu seviyeler de iyi. Bununla yine matkap filan böyle düşük devirli matkaplar filan kullanılabiliyor. Birçok şey şarj ediliyor. Böyle bir aküyle mesela 3-4 gün 5 voltluk ampuller var. Bakın mesela örnek vermek gerekirse hani markası önemli değil. Şöyle 5 voltluk LED ampuller. Bakın 5 voltluk LED ampuller. Bunlar tek bir tanesiyle belki bir hafta boyunca akşamları sürekli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben denedim. Birkaç akşam kamp yaptık ve voltaj çok düşük seviyelerde harcanmış. Geldiğimde işte ben bu solar paneli gösterge amaçlı kullanıyorum. Ne kadar kaldığını seyredebilmem için kullanıyorum. Gayet güzel. Değerlerimi gösteriyor. Ne kadar kullandığımı gösteriyor. Akümüzü tam şarj ettikten sonra bu 60 amper 100 watt mesela enerjiyle mesela 6 saat yoğunlukta rahat bize enerji verecek demektir. Biz mesela 5 volt çektiğimiz zaman bu bizim için çok rahat bir hafta gidecek demektir. İmkan varsa güneş enerji paneli de taşıyabiliyorsanız yanınızda tekrardan bu solar cihazına bunu bağlayıp bunun üzerinden bunu şarj edebiliyorsunuz. Şarj ettiğinizde de işte bu şekilde bir cihazda da çıkış alarak normal ev elektriği şeklinde çevirip kullanıyorsunuz. Tabii buna çok dikkat etmeniz lazım. Bunun çıkışları bildiğimiz ev elektriği pozisyonuna dönüşüyor. Yani bu normal 220 voltla çalışan lambalar kullanılıyor. Mesela piyasada bir 12 volt çıkışlı olan güneş enerjisi ile kullanılan daha demin gösterdiğim gibi ampuller var. Şöyle tekrardan göstereyim. Hani bu bakın 5 watt fakat 220 voltla çalışıyor bu. Bakın volt. Bu şu cihazda 12 voltluk normalde hani ampul bağlanırsa 12 voltluk yine böyle düşük wattlı LED lambalar var. Hani onları da yakabiliyor, kullanabiliyor. Mesela şu güneş enerji panelinde bunu bağladığım zaman bakın ben şurasına güzel bir kaldırayım. Şurasına şöyle küçük bir kutuplarına klemens taktım. Şunları görüyorsunuz. Sürekli takıp çakıp yapmamak için hani şu kablosu çıkmış ama bir tane daha şuradan bakın giriş yeri var. Sabitlerse bakın akü göstergesi, güneş enerjisi ve çıkışını gösteriyor. Şuradan
12 voltluk LED lambalar takıp kullanabiliyorsunuz. Yine telefonlarınızı şarj edebilmek için yine yerimiz var. Zaten bunlar sınırsız. Sınırsız sayıda telefon şarj edebiliyorsunuz böyle güçlü akülerle. Enerjim bitti, geldim. Evde bu şekliyle şarj cihazımızla, elektrikle akümüzü şarj edebiliyorsunuz. Farklı taktik yapmak istiyorsanız işte dediğim gibi ancak güneş enerji panelleri kullanabilirsiniz. Öbür türlü birçok yerde bunları kullanabilirsiniz. Farklı bir şey açıklama istiyorsanız soru sorarsınız. Ona göre açıklamalarda sizlere anlatırım. İyi günler.